Arkadaşlar merhaba, sizlerle yeni bir videoda birlikteyiz. Bugün biraz nostalji yapalım dedik. Darıcı'ya doğru yola koyulduk. Biliyorsunuz kanalın ilk videolarından birkaçı Darıcı Apuyuz kesini yapmış olduğumuz istavrit avlarıydı. Merak ettik, ne zamandır gitmiyoruz, acaba oralar nasıl olmuştur? İskelenin sol tarafı askeriydi, hala aynı şekilde mi? Kilit vurulmuştu iskeleye, hala kilit var mı? Bakalım, duruma göre hareket etmeyi planlıyoruz. Tabi Mera'ya uzun zamandır gitmediğimiz için ve bilgi sahibi olmadığımız için Deeper'ı da yanımıza aldık. Deeper bu konuda çok fazla yardımı dokunuyor. Balık durumu olsun, dip yapısı olsun, işte sudaki yosun olsun, kaya olsun, her şeyi gösterdiği için bu konuda bize büyük yardımı dokunacak. Hedefimiz istavrit öncelikle. Sonrasında iskorpit olabilir, eşkini olabilir, ne varsa artık. Ama öncelikli olarak istavrit. Sen yine trofe istavritleri alırsın herhalde, şu eşek istavritlerini. Yani şimdi ya bu konuda çok fazla bir şey demeye gerek yok. Abi yani hani hakkımda farklı spekülasyonlar var ama hiçbirine inanmayın arkadaşlar. Tek trofeci var, o da Harun. Spekülasyonlar. Evet. Güzelmiş. O yüzden hani tabii hedef al istavritken kofanı almayacağız tabii ki. Yani. Ama işte azman istavrit ya da eşek istavrit dedikleri istavritleri kuvvetle muhtemel ben alacağım. Tabii ben küçüklerle yeterim. Sen ufak, ufacık kraçalarla falan onlarla idare etsen. Ama hani en azından bilmiyorum ya, ikimize yetecek kadar bir şeyler yakalarız işte. Yani bir 40 parça kadar. Yetecek kadar 40 parça. Biz biraz azman istavritler gibi, azman baba oğul 20'şer adet. Biz insan değiliz yani. Neyse yani inşallah bakalım. Uzun zamandır gitmediğimiz için bakalım, göreceğiz. Belki bizi bir sürpriz karşılıyor olacak. Yani. Belki umduğumuzu bulamayacağız. Doğru. Ama bizim en büyük yardımcımız kesinlikle Deeper olacak. Deeper Pro Plus diyeyim daha doğrusu. Aynen öyle. Çünkü orada yani suyun derinliğini gösterecek. Dip yapısını gösterecek, yosun mu var, kaya mı var, kum mu var, sıcaklığını gösterecek. Balıkları da gösterecek. Bize sadece abi yemeyecek. Yani, aynen öyle. Yani. Şimdi Deeper gibi bir yanınızda alet varken artık sizin tek işiniz sahteyi atmak, doğru aksiyonu vermek ve balığı almak oluyor. Doğru. Bakalım, göreceğiz. Bu arada ilk defa deneyeceğiz Deeper denizde. Evet doğru. Deeper'da denizde ilk defa deneyeceğiz. Gölde, barajda bayağı denemelerimiz oldu. Oldukça verim aldık. Bakalım burada da istavritleri görebilecek miyiz? Evet bakalım arkadaşlar. O zaman Mera'da görüşmek üzere diyelim. Bay bay. Evet arkadaşlar. Mera'ya vardık. Yalnız bizi bir sürpriz karşıladı. Daha önce bu tam bulunduğumuz nokta askeriyeydi. Apuyuz kesinin solunda kalıyordu ve tamamen askeri bölgeydi burası. Buraya Büyükşehir el atmış. Böyle tamamen halka açık bir yere çevirmiş. Yürüyüş yolu yapmış, bisiklet yolu yapmış. Oturacak banklar olsun. Yani her şey tas tamam. Güzel olmuş bence. Şimdi bakalım denemelere başlayacağız burada. Tabii öncelikle Deeper atacağız. Deeper'la bir dip yapısını ve balık durumunu kontrol edeceğiz. Sonrasında atışlara başlayacağız. İsterseniz kullanacağımız malzemeleri biraz söyleyeyim size. Benim kamışım Vilineş 1.10 atarlı, 210 cm boyunda. Makinem de Ryobi'nin 500'lük makinesi, Ryobi Smurfs. Gayet ufak bir makine. İstavrit avlarımızda böyle ufak makineler tercih ediyoruz. Kafaya da 0.6 mm misina sarılı. Böyle. Yani mümkün olduğunca ince kullanmaya çalışın. Hatta 0.14, 0.12 bile kullanabilirsiniz. İstavrit çok basan bir balık değil. Ve zaten aynen. Orta suda da gezdirdiğiniz için takılma riskiniz de çok düşük. O yüzden bir sıkıntı olmaz yani. İp de kullanabilirsiniz. İp de mümkün olduğunca ince olmalı istavritte. 0.06, 0.04 inceliğinde istavritte ip kullanacaksanız öyle olmalı. Yem olarak Fujin Baby Worm'ları tercih ediyoruz. Son zamanlarda gerçekten bizim favorimiz oldu. Dayanıklılığı olsun, avcılığı olsun, çok iyi, yumuşaklığı falan. Şöyle hatta göstereyim. Ciketimiz 1 gram Decoy'un ciketi. Decoy Rocket Plus olması lazım. Klips ise mümkün olduğunca ufak klips.
Sabit'te önemli olan incelik arkadaşlar. Misina inceliği, iğnenin ince olması, iğnenin ufak olması. Böyle avlanırsanız maksimum balığı yakalayabilirsiniz. Şimdi dipper atacağız. Bakalım neler var. Geçelim. Dipper'ı attığımız anda şurayı görüyor musunuz? Bunlar full istavrit. Sarı noktaların ufaklığından anlayabiliyoruz. Bu tamamen istavrit sürüsü var şu anda burada. Arada büyükleri de var bak. Görüyor musun? Hmm. Büyükler de var. Onlar benim azmanlarım. Şimdi Deeper'ın gece modunu açacağım. Işık şey yansın diye. Şuradan gece balıkçılığı. Heh. Bunu açık yapacağım. Deeper'da şu an flash yanıyor. Bakın evet. Full balık şu anda. Çok güzel bir görüntü ya. Hiç böyle yakalamamıştım yani Deeper'da bu kadar çok. 4 metre orası şu anda. 23 derece su sıcaklığı. Deniz de sıcakmış bayağı aslında bakarsanız. Evet, oldukça sıcak. Attığımız yer 4 metre. Evet bak üst yüzeyden de aşağıdan da full kaynıyor şu anda orası balık. Acaba bunlar istavrit mi ama? Bakalım. Hemen bence başlayalım atış yapmaya. Evet bence bir an önce ve çok dibe indirmeyeceğiz çünkü dip gördüğün gibi yosunluk. Evet. Çok indirirsek takım riskimiz olabilir. O zaman atış yapmaya başlayalım bir an önce. Başlayalım hadi bakalım. Hadi rastgele diyelim o zaman. Rastgele. Daha ilk atış. İlk atış. Hop ilk balık. İstavrit geldi. İstavrit olduklarını söylemiştim ama size. Baby born. Evet ağzından çıktı. Hadi bakalım. Kıyamet kopuyor. Yolda çıkarsa şeyleri alacak zaten. Üçüncü atış, ikinci balık. Şeye geçtim, isomaya geçtim ben. Isoma deneyeyim dedim çünkü. Isoma deneyeyim dedim. Çünkü isoma her türlü alıyor arkadaşlar. Yani waveform'a göre çok daha etkili. O yüzden ışık da bol olduğu için kırmızı renk iyi çalışır dedim. Güzel balık daha. Bu da güzel. Aynen. Hadi bakalım. Devam maskeli. Bir tane daha. Bir güzellik daha geldi. Tam gaz devam ediyor. Dalga biraz bulandırdı suyu ama iyi dalıyoruz yani. Yani ben ama seni videonu çekmekten atamıyorum. Biraz sonra ara vereceğim haberin olsun. Çok ufakmış. Ben bunu salmak istiyorum. Kraliçe boyundaysa evet. Salalım o zaman. Tamam. Haydi. Büyüsün de gelsin. Arazi. Rastgele. Tamam. Büyüsün de gelsin dedin. Büyüğü geldi. Kraça'yı saldın. Peşinden büyüğü geldi. Evet güzel bir start bakın. Evet güzel bir boy. Yenebilecek boy tam. Aynen. İnşallah bunların çok daha büyüklerini görebiliriz eşek startları. Hadi bakalım rastgele. Kutlağın yine aldı. Ben, takımlarıyla var ya. Ben yine çekiyorum gördüğünüz gibi. Çalışıyoruz. Dipper hatırlıyorsanız yani her yerde balık göstermişti. Ama balık. Balık araya düştü. Araya düştü. Olsun. Ben devam edeceğim. Sen devam et. Her yerde balık göstermişti. Evet. Dipper çalışıyor. Balık her yerde vuruyor. Yani üstte denedim, altta denedim, orta suda denedim, vuruyor her yerde. Çünkü balık var. Çünkü balık var. Devam. Aldın mı? Niye uzağa gidiyorsun ki? Deeper orada göstermedin mi? He? Niye uzağa gidiyorsun? Bir taraflara gidiyorsun? Bakayım. İsome ile alıyorsun ya. Ben isome değil de. Ben de isome geçebilirsin. Berkeley Group Baby Sardin deniyorum ben. He. O da çalışır ama. Onu bir deneyeyim. Benim şimdi ha, zaten Deeper'ı attığımız yerdeyim. İyi de zaten ben seni çekmekten olta atamıyorum ki. Demek ki o kadar çok balık tutuyorum. E tutuyorsun da ben de seni çekmekten tutamıyorum ama. Tamam daha çekmedim ben dedim. O zaman şöyle yapalım mı? Yani her balığı çekmemize gerek yok diyorsun. Evet yani her en son balığı balıkları gösteririz. Sonra balıkları gösteririz. Biraz da ben balık tutmaya çalışayım. Tamam.
Fırsat bulursan sen beni çek o zaman. Yoksa yemek balık çıkmayacak şimdi. Aynen öyle. Yemeğe balık olmayacak yoksa. Tamam. Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel balık var. Hadi bakalım. Hadi rastgele. Tamam, basıyor. Güzel mi basıyor? Acayip basıyor. Bak şimdi. Basar ne bak. E baba. Hani almıştın? Bak işte acayip bastı bu. Ya. Ya dalgadan yosun geldi etrafa. Dedim şunları biraz temizleyin de ondan sonra buldum. Kullandı bir suyu hep ya. Babam aldı. Biraz da ben seni çekeyim. E zahmet olacak ya. Sen İsome ile ben Gulp Baby Sardin'le çalışıyorum. Kalın balığa. Balık. Onu bile ağzından tutuyorsun ha. Vay be. Yakın trofe. Aa balık büyüklüğüne bak. Bom bom. Düşüyor da az kalsın. Hadi onu kovaya at da kaçmasın. Evet. Atalım. Devam. Evet babam yapıştırmış. Ben oturduğum yerde çalışıyorum. Vay be. Kendimi yoramam. Yani burada böyle çıslak çıslak çalışacağım. Bakalım bana. Gayet güzel. Devam. Devam. Buradaki balıklar biraz çılgın. Evet ya çok güzel basıyorlar. Çok basıyorlar. Ufak olsa ağır bile. Yani balık boyu öyle inanılmaz dehşet büyük değil ama İnanılmaz basıyor. Gayet güzel boyda bir balık. Kanlı canlı buradalar. Kovamızı bir arkadaşta unutmuşuz. O arkadaşa da selam olsun. Evet o arkadaşa selam. Barbaros'a selam olsun. Hadi rastgele. Eyvallah. Çok hızlı çalışıyorsun ha. E seni çekmeyi bıraktım. Artık biraz da sen beni çekebilirsen. Bence biz birbirimizi çekmeyelim de balık çekelim. Bence de. 40 artı 40 dedik. 20'şer parça dedik. Daha çok olmadı geleli ama bir an önce bence 20'şer parçayı alalım. Ondan sonra gidelim yeter. Hadi bakalım o zaman. O zaman rastgele. Bir balık daha lan efendiden. Görüyoruz. Gayet güzel. Evet haydi 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 haydi. Çabuk ol biraz. Düştü mü? Aa, düştü. Aa. Büyük, evet. Neyse yapacak bir şey yok. Evet dipper. Biraz yaklaştırayım. Gece modunda yanıp sönüyor. Evet balık azaldı. Vuruş azaldı. Saat geç oldu. Balık kesiyordu. Evet, balığına biraz kesme zamanı. Bizi de zaten aradılar, çağırdılar. O yüzden ufak ufak toparlanalım mı? Aynen. Ufak ufak toparlanalım. Peki neler söyleyeceksin? Güzel bir gündü bence. Yani Deeper'ı bir kez daha test etmiş olduk. Zaten çalıştığını biliyorduk. Bir kez daha kendini ispatlamış oldu. Bayağı bir balık gösterdi gerçekten. Ve yaptığımız ilk atışlarda arda arda balıklar aldık. Zaten kameraya da almaya çalıştık senin için mümkün olduğunca. Ne kadar balık var evde göreceğiz. Evde sayacağız bakalım. İnşallah 40 tane olmuştur ama olmamış olabilir. Yani hem süre anlamında çok fazla bir süre şey yapmadık. Geçirmedik. Artı başlangıçta iyiydi ama sonradan da
Balık azaldı biraz. Normal aslına bakarsın çünkü geç saate doğru kesiyor istavrit. İstavrit anlamında konuşuyorum ben. İstavrit genellikle bizim tecrübelerimize göre bu saatlerde kesmeye başlıyor. Biz bu saatlerde şeye dönüyorduk, iskorpit ve eşkineye dönüyorduk. Ben iskorpit ve eşkineye de denedim. Ama herhangi bir vuruş alamadım. Deeper da zaten bir şey göstermemişti. Büyük balık göstermemişti. Belki de buranın kumluk olmasından dolayı iskorpit fen olmayabilir. Çünkü iskorpit kayalık bölgeyi seven bir balık. Eşkine de aynı şekilde kayalığı seven bir balık. Ha, burada mırmır olabilir. Yani mırmır için de ayrıyeten denememiz lazım diye düşünüyorum ben başka bir zaman. Sırf mırmır için. Çünkü burası bayağı bir kumluk yer. Bakalım. Bir dahaki geldiğimizde yine Deeper'ı yanımıza getireceğiz. Her zaman taşıyacağım yanımda Deeper'ı. Çünkü bize büyük ölçüde yardım dokunuyor. Öyleydi. Ben keyif aldım. Sen de keyif almışsındır illa. Bence de gayet güzeldi. Şimdi o zaman takımlarımızı toplayalım. Eve gidelim. Eve gittiğimiz zaman balıklarımızı ayrıca tezgahta sergileyelim. Böyle tepside gösteririz onları size. Hadi bakalım. O zaman evde görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Eve vardık. Balıkları dizmeye başladık. 5, 6, 7, 8. Ufak bir satma var. 21 parça balık var. Adam başı... Adam başı 20 diyorduk. Adam başı diyorduk. Adam başı 10 tane oldu. Olsun. Yani. Saat 2.30. Bunları yiyeceğiz şimdi. Yiyeceğiz mi? Bence yiyelim. O zaman yiyelim. Hadi yiyelim. Başlıyoruz. 20 parça balık var zaten. Hemen temizlerim ben bunu. Babaları sona bıraktım. Sen? Benim tuttuklarımı yani. Galiba. Demiştim trofe, ben de demiştim. Suratıma sıçradı. Şöyle bakın. Kan devam içinde kaldı arkadaş. Bir daha bakar mısın? Şöyle. Suya tutacağız. Suya tutacağız. Sonra devam edeceğiz. Mısır rumuz nerede? Burada. Mısır rumuzu onlayacağız. Ayçiçek yağımız orada ve tavamız orada. Tavamız orada. Sonra kızartacağız. Sonra da götüreceğiz. Evet. Balıkları güzel temizledik. Yıkadık her birini. Şimdi pişirme faslına geçiyoruz. Önce şu altını yakalım. Yağımızı dökelim. Yeterli. Şimdi balıkları önce şurada bir şöyle tutacağım. Sonra mısır ununa batıracağız. Bu arada mısır ununu da tutmak istersen. Atayım mı? Mısırım da tarlanın mısırım bu arada. Şöyle batırıyorum. Bu kadar. Azıcık içine. Kenara da koydum. Bu taraf.
Bir taraf. Tamam. Yine böyle. Yağ kızmasını bekliyoruz böyle. Aynen, yağ birazdan kızmaya başlar. Biraz daha koyacağım galiba. Yavaş yavaş çıtır çıtır sesler geliyor. Evet, balıklarımızın çoğunu unladık. O sırada yağ neredeyse kızdı. Şimdi atacağız bombaları. Evet. İlk olandan başlayalım. Bombardımanla başlayalım. Ses beni benden alıyor. Bombaları bırak. Bir buçuk, iki dakika kadar falan bekliyoruz. Sonra ters çevireceğiz. Sonra? Sonra ince. İnce. Evet. Bunları bir tabak ayarlayacağız hatta. Evet, elimizden geldiğince tezgah falan damlatmamak için hemen şöyle tabağı alacağım. Konuda uyaran bir arkadaş olmuştu daha önceki tut pişir yedi. Onu dikkate alarak böyle alıyorum. Çok da güzel görünüyor be. Evet. Atlayacağım şimdi. Yani gecenin üçünde isabet diyen başka manyak yok mu? Taze taze de ama çok iyi oldu. Bir de dağılıyor bildiğiniz arkadaşlar eti. Taze ya. Geldik işin en keyifli kısmına. Bunu gömeceğiz. Önümü aldım ama sana da vereceğim, merak etme. Allah razı olsun. Sanki sen onu tek başıma yedireceğim ben. Şöyle babadan alıyorum ben. Sen al. Ayırıyorum böyle. Oh, çok sıcak. Sıcak, evet. Evet, şimdi ben kapatacağım. Ne konuşacaksan konuş, yoksa kapatıyorum. Bir gömeyim, ondan sonra konuşacağım. Bir dakika. Ben gömeceğim sana. Bir parça gömeyim. Nirvana. Balığı taze taze yemek gibi bir şey yok gerçekten ya. Evet arkadaşlar, yine güzel videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Gönül ister ki bunları beraber yiyelim. Ama öyle bir şey olmuyor maalesef. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.